Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Şampiyon musun? Evet. Dün Fenerbahçe Avrupa'da basketbol erkeklerde şampiyon oldu değil mi? Evet. Kutluyoruz o yüzden. Bugün sen formayla gittin okula. Fenerbahçe forması. Bir arkanı döner misin? Arkasında da ismin yazıyor bak. 12. adam Selim. Evet. Bravo. Dönebilirsin tekrar. Evet. Bugün Baba Oğul test videomuzda hangi otomobille beraberiz? Hyundai. Hangi modeli hatırlıyor musun? X5. X5 ve X5 hibrit. Yani bu X5'in de çok özel bir modeli. X5 hibrit. Yani X-Drive 40E diye geçiyor. E-Performance diye geçiyor Selim. Hibrit biliyor musun bu? Hibrit ne demek? Melez demek aslında Türkçe. Melez otomobil ne demek? Hem benzinli hem elektrikli motoru olan ya da hem dizel hem elektrikli motoru olan. Bu otomobilde de Selim bir tane elektrikli motor var, bir tane de benzinli motor var. İkisi birbirlerini destekleyerek bazen sadece elektrikli çalışıyor, bazen ikisi beraber çalışıyor. Destekleyerek yol alıyorlar. Çok güçlü bir otomobille karşı karşıyayız. Hem de 4x4, hem de SUV, hem de premium. Bayağı lüks bir otomobil. Baba peki önce motora bakalım. Bakalım canım, gel açalım motoru bakalım. Tamam. Önde elektrikli motor yok. Önde geleneksel benzinli motor var. Gel bakalım. Depo değişik yerde. Ha ne? O depo değil o. Bak ben sana göstereyim. Bu depo değil biliyor musun? Hı-hı. Bak. Ne var orada? Priz var değil mi? Onu göstereyim önce istersen sana, gel. Ne yapılıyor? Bu plug-in hibrit, yani şarj edilebilen bir hibrit otomobil. İstersen mesela akşam eve gittiğinde ya da işe gittiğinde gündüz aracı kullanmıyorken, bak şurada şunları arkaya atalım eşyamızı, bak ne var. Bak burada kablo var Selim. Bir ucu şu şekilde. Bir ucu da bu şekilde. Bunu alıyorsun, götürüyorsun. Evde mesela garaja park ettiğinde bir ucunu buraya takıyorsun. Bir ucunu da özel şarj cihazları var, üniteler var. Oraya takıyorsun. Otomobilde elektrikli motor da var dedim ya benzinlinin yanında. Elektrikli motoru istersen buradan da şarj ediyorsun. Ama şarj etmedin diyelim. Araba durmuyor. Çekici çağırıp çektirmek zorunda kalmıyorsun. Elektrikli motoru, benzinli motor sürekli şarj ediyor sen kullanırken. Yani tabii ki şarj edersen elektrikli motoru daha çok kullanacağın için yakıt tüketimin düşüyor. Ama şarj etmezsen de yolda kalmıyorsun. Öyle anlatayım ben sana. Şimdi geleneksel motor burada. Ona bakalım. Gel. Açalım. Geleneksel motor burada. Nereden açılır sence? Biliyorsun artık sen bu işleri. Evet, iki kere çekiyorsun BMW'lerde onu. Bir daha. Tamam, hadi gel. Motora bakalım. Bak buradan kolay bir şekilde açıldı. Hem de amortisörle bak açtık, o şekilde durdu. Selim bak. Kocaman bir motor var. İki motor var. Bir tanesi elektrikli, bir tanesi benzinli. Benzinli motor 2 litre. 4 silindirli, 16 supaplı. Elektrikli motorla beraber Selim toplam 313 beygir güç, 600 Nm tork üretiyor bu araç. 2305 kilo ama bayağı ağır bir otomobil. Normalde 1,5 ton falan oluyor bu araçlar. Bu 2,5 tona yakın. 210 km bölü saat maksimumuza çıkıyor, bayağı hızlı. Ve sadece 6.8 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor Selim. Yani bu cüssede, bu büyüklükte bir aracın 6.8 saniyede 100'e çıkması da çok iyi. Yakıt tüketimi konusunda izleyicilerimiz hep sorular soruyorlar bize. Onları anlatalım Selim. Yakıt tüketimi tabii kullanıma göre değişiyor. Yani 3.3 litre bölü 100 kilometre ile kullanıma göre bazen 6-6.5'a bazen de 10.5-11'e kadar çıkabiliyor. Ne kadar çok elektrikli motoru kullanırsan o kadar az. Yani 3.3 tüketmek mümkün. Çünkü 30 kilometre boyunca sadece elektrikli motorla yol alabiliyorsun. Süper değil mi? Bagaja bakalım mı? Gel. Koş 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 koş. Koş bagaja bakalım. Kapat o kapıyı. Kuvvetli it bakalım. Kuvvetli. Aferin sana. Motoru da kapatırız şimdi. Motor kaputunu. Bak bagajı demin zaten şu şekilde açmıştık seninle. 1720 litreye varan bir bagaj hacmi var Selim.
Onu kuvvetli kapat bakalım öyle. Evet. Ben biraz içine gireyim. Girebilirsin tabii ki. Nasıl, büyük mü bagaj? Devasa değil mi? Her şeyi alır. Senin pedallı arabanı da alır. Kardeşinin, Maya'nın pusetini de alır. Bizim bavullarımızı da alır. Sizin bavullarınızı da alır. Devasa bir bagaj hacmi. Bak şunu şöyle kapayınca. Bak. Böyle gözüküyor. Güzel. Fonksiyonel. Hadi bakalım. Şimdi bir de iç mekan inceleyelim. Bak bagaj nasıl kapanıyor? Çok kolay. Şuradaki düğmeye basıyorsun sadece. Elektrikli olarak kapandı. Ve baksana, devamlı elektrikli motordan bahsediyorum ya bak. E-Drive. Elektrikli sürüş. Şurada da X5 yazıyor. Bu arada bataryalar bagajın altında senin. Yani şu kısımda. Burada. Orada elektrikli motorun pilleri var. Hadi bakalım. Şimdi bir iç mekan incelemesi yapalım. Evet, BMW X5 X-Drive 40e'nin kokpit incelemesine Selim'le beraber başlayalım. Selim zaten daha önce girdi araca, oturdu. Selim bak, kapı içinden başlayalım. Kapı içi son derece lüks malzemelerle döşeli. Şurası çok kaliteli bir deri. Burada böyle bir alüminyum, krom kaplı bir yer var. Camlar tabii ki elektrikli, aynalar elektrikli, elektrikli olarak kapanıyor. Kapı kilitleri buradan yapılabiliyor. Şuradan aslında bagajı bir açma yöntemi daha var. Şu düğmeye basarak da açabiliyorsunuz. Kapı içi cepler son derece geniş, büyük. Bu 1 litrelik bir su şişesi. Onu bile aldı gördüğünüz gibi. Ve burada ne kadar daha yer kaldı. Koltuklar çok kaliteli. Deriyle kaplı. Elektrik ayarlı ve 2 tane de hafıza var. Hafıza yapabiliyorsunuz. Şurada Alman otomobillerinden bildiğimiz far kumandaları ve şurada şey var, reosta var. Şöyle bir genel gösterdikten sonra şurada basamak var. Eşikte de E-Drive yazıyor. Aracın içine giriyorum. Selim iDrive kumandasıyla oynarken. Selim bak, otomobili çalıştıracağım. Hiç ses çıkmayacak bak. Anahtarımız nerede? Burada mı? Ha, senin elinde. Bak. Anahtarı gösterelim izleyicilerimize, merak ediyorlar her zaman. Şöyle bir anahtar var. Bunu bir yere takmanız gerekmiyor. İstediğiniz yerde durabiliyor. Cebinizde, çantanızda ya da buraya koydum ben. Frene basarak şu düğmeye bastığınızda şu an motor çalıştı Selim. Ses geliyor mu? Yok değil mi? Sessiz. Motor çalıştı ama hiç ses yok çünkü. Elektrikli motor çalışıyor önce. Şuradan E-Drive'a bastığımızda, yani şuraya bastığımızda, E-Drive'ı seçtiğimizde hangi ünitenin çalıştığını gösteriyor. Şurası bataryalar, dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 yanlış saymadıysam. Evet, 5 modül var. Bir tanesi dolu. Maalesef böyle verdiler bize test aracını. Hepsi dolu olsaydı full elektrik gidebilirdik. Burada demin gösterdiğimiz elektrik benzinli motor var. Yolda giderken göstereceğim. Hangisinin hangi an devrede olduğunu sürekli gösteriyor sistem. Selim bak, BMW'nin hiç değişmez. Her zaman kolay okunan, rahat okunan, yansıma yapmayan, net, güzel gösterge birimleri vardır. Burası hep aynıdır. Yani herhangi bir BMW modeline oturduğunda gözün kapalı bile neyin nerede olduğunu bilirsin, bulursun. Evet, şu şeyi çalıştırdın, sileceği. Sileceği kapatalım. Çok rahat okunuyor göstergeler. Burada tabii ki ekstra olarak şurada şarj göstergesi var. Power ve şarj. Ne zaman bataryayı şarj ediyorsunuz, ne zaman ve elektrikli motordan güç alıyorsunuz, orada gösteriyor. Şu ana kadar 49.6 kilometre yaptık. Daha da yapacağız testimiz boyunca. Selim, burada otomatik şanzıman var. Her şey bilinen yerlerde. Şurada yalnız bir değişiklik var. Şurası bakın. E-Drive yazıyor. Çok güzel. Büyükçe bir eşya gözü. İsterseniz kapalı, isterseniz böyle açık tutarsınız. Burada eşya gözü, çakmak, işte bardaklıklar. Şurada bir yer. Şurada şöyle. Bak, telefonumu oraya koydum. Evet, çakmak. Bak, telefonumu buraya koydum. İstersen şarj edebilirsin. Yine eşya gözü var altında. Büyükçe. Bak, şu şekilde açılıyor, kapanıyor Selim. Gördün mü? Bak, paraları buraya koyabilirsin. Ben genelde buraya koyuyorum. Çok fonksiyonel. Malzeme ve işçilik son derece iyi zaten. Torpidoya bakalım. Dikkat et. Torpido
Yeterli büyüklükte. Bak bayağı içi büyük değil mi senin? Evet. Bak tavanda neler var? Şu SOS. Bir yardım çağrısı yapabilirsin. Şurada ışıkları açıp kapatabiliyorsun. Şurada bir gözlük kılıfı var. Gözlük koyabilirsin oraya. Burada bir aydınlatmalı ayna. Ve Selim, şu senin sevdiğin bir şey. Buna basar mısın? Bu tarafa doğru. Evet, o tarafa doğru. Bak. Cam tavan var. Hem de panoramik. Çok geniş açılıyor. Önce o açıldı. Şimdi bir daha bas. Komple açılsın. Elini orada tutmana gerek yok. Bir kere bastığında. Evet, ondan sonra da. Oh, hava girdi. Aracın içine hava girdi. Bak, bu kadar açılabiliyor. Gördün mü? Ha, daha da fazla açılıyormuş. Evet, komple açıldı Selim. Komple açılan çok büyük bir cam tavan var. İstersen perdesiz sadece cam olarak kullanabilirsin. İstersen camını açıp kullanabilirsin. İstersen mesela kışın hem camını hem perdesini kapatabilirsin. O şekilde kullanabilirsin. Evet. İstediğin yerde de durdurabiliyorsun. Şimdi perde geliyor. Güzel. Şimdi sürüşe geç. Evet, arka koltuk incelemesi, sonra da sürüş. Paraları buraya koyar mısın? Sürüş sırasında düşmesin. Kaybetmeyelim paralarımızı. Bak, şuraya koyabilirsin. Depoya koyacağım. Tamam. Torpido. Selim, ne yapıyorsun kabloyla? Oynuyorum. Oynuyor musun? Bak, o ucunu uygun bir şarj ünitesine takarsan elektrik motorun bataryasını şarj edebiliyorsun. Çok pratik bir sistem. Kolay çalışıyor. Çok temiz bir kablo yapmışlar. Bagajda kabloyu koymak için yer de yapmışlar. Güzel bir sistem. Evet, bir de arka koltuk nasılmış, ona bakalım. Selim, geldim. Arka koltuk incelemesi içinde. Kapı içi yine öndeki gibi kaliteli malzemelerle döşeli ve bayağı büyük eşya gözü ve bardaklık var. Selim, bak. Çok geniş, ferah, 3 kişi için son derece yeterli baş, omuz ve diz mesafeleri sunan bir arka bölüm söz konusu. Bak, şurada şöyle cepler var. Oradakini de sen gösterir misin? Bak, oradaki cebi. Koltuk arkasındaki cep şunun gibi, bak. Evet, onu aç bakalım. Evet, derince. Evet, şurası düz. Çok büyük avantaj. Şaft tüneli çıkıntısı yok. Selim, bak, şurayı gösterelim izleyicilerimize. Şurada bak, havalandırmalar arkaya da üflüyor. Şurada bir eşya gözü var. Burada bak, bir şeyler şarj edebilirsin. 12 voltluk çıkışlar var. 2 tane. Şurada da kol dayama var. Koltuklar çok kaliteli bu arada, deri. Kol dayamada neler varmış Selim? Şuna basalım. Ne çıkacak? Heh, şu şekilde. Bak, iki tane bardak. Bardaklık yani orası. İki tane bardaklık var orada. Orası çok dar. Arkaya erişim var mı oradan? Bakalım. Ha, yokmuş Selim. Bak, bunda yok. Arkaya erişim yok bagaja. Neden? Yapmamışlar. Kapatalım. Buradan mı almak için? Bak, ama şurası açılıyor. Ha, bak. Şurası açıldı. Gördün mü? Yine sen macera mı yaşayacaksın orada? Yaşa bakalım. Ben de şurayı açayım. Selim'in arka koltuktan bagaja her zaman ne çabuk geçtin bu tarafa. Her zaman yaptığını yaptı. Vay be. Buradan geçiyorsun demek ya. Şu kadarcık yerden. Biraz daha büyü de ben seni göreyim. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sonraki çekimlerde oralardan geçemeyeceksin. Büyüyeceksin çünkü. Ya, hadi geç tekrar o taraftan. Ben de şunu kapatayım. Şuraya basıp tekrar. Hadi bay bay, geç bakalım. Evet, şimdi Isofix bağlantılı koltuğuna oturtayım seni. Sürüşe çıkalım. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Evet.
İzofix bağlantılı koltuğuna oturdun Selim. Şimdi artık sürüşe çıkabiliriz. Bağlantılar şurada. Hem sağ koltuk için şu an senin kullandığın, hem bu sol taraf için. İzofix bağlantıları şurada. Halkalar da şurada, hemen parmağımla hissedebiliyorum. Çok zor olmadı açıkçası bu koltuğu şuradan sabitlemek. Hadi bakalım, şimdi sürüşe çıkıyoruz. Tamam mı? Evet, şimdi sürüşe çıkabiliriz. Güzel değil mi? Ses sistemi bayağı güzel. Selim, rahat mısın o koltukta? Evet. Çok geniş, büyük cam alanları var. O yüzden her yeri görebiliyoruz değil mi? SUV olduğumuz için yüksekteyiz. Yüksekte olmamızın da hem ben yola hakim gidiyorum, hem de sen her yeri görebiliyorsun. Senin camın o siyah karartılmış cam. Böylece güneşten de minimum etkileniyorsun. Yani çok rahat. Böyle değil, yurt içi seyahate, Avrupa seyahatine bile çıkılabilecek bir otomobil. Bagajı çok büyük, iç mekanı çok geniş, ferah, lüks ve çok rahat koltuklara sahip aynı zamanda. Zaten performansından bahsettik. Performansı çok güzel otomobilin. Şimdi önüm boşalırsa sana bir gösteririm onu. Bak şöyle bir önce bir şuralarda yavaşlayalım. Selim bak, önümüz açık. Şu an duruyoruz. İstersen bir hızlanma yapalım. Bak. Nasıl? 120'ye çıktık şu an. Çok güzel değil mi? Yani ne kadar kısa sürede hemen 120'yi gördük. Çok güçlü bir otomobil. Güçlü bir SUV. Elektrikli motor kullanırken hiç ses yok. Hiç ses yok. Çevreye hiçbir emisyon yok. Ama elektrikli motorun bataryası bittiği zaman benzinli motor devreye giriyor. O zaman biraz yakıt tüketiyorsun. Selim, otomobilin biraz da sürüş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Adaptif süspansiyon bu modelde standart olarak sunuluyor. Yani yol tutuşa katkısı büyük, konfora katkısı büyük. Zaten X-Drive, yani 4x4 bir araç bu. Yani arazide de çok rahatlıkla yaz, kış kullanabiliyorsun. Toprakta, çamurda, işte mıcır taşta, yani her yerden geçebiliyorsun. Kumdan dahi durmadan geçebilirsin. Yani arazi kabiliyeti yüksek bir model. Aynı zamanda iç mekanı çok lüks. Sürüş sırasında direksiyon tepkileri iyi. Zaten burada modlar var. Sport, Comfort, Eco Pro modları var. Ben genelde sen araçtasın diye Comfort'a gidiyorum. Ama yüksek performans sergilemek için Sport'a da alabilirsin. Fren hissiyatı güzel ve hızlı bir şekilde duruyor araç. Görüş açılarından bahsetmiştik. Onlar da iyi. Yani otomobilde aslında kötü diye bahsedebilecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Selim, izleyicilerimize anlatmam gereken bir düğme var şurada. E-Drive düğmesi. Bu düğmeye her bastığında bak şu ana ekranda konum değişiyor. Bak şöyle. 3 tane konum var. Bir tanesi Auto E-Drive, bir tanesi Max E-Drive, bir tanesi Save Battery. Bunlar ne anlama geliyor biliyor musun? Şuradan değiştiriliyor kolayca. Auto E-Drive'da şu an seçtim mesela. Eğer pil %12, %100 arası
şarjlıysa 70 km bölü saate kadar sadece elektrikle gidebiliyorsun. %12'den daha az doluysa pil 55 km bölü saate kadar sadece elektrik kullanarak gidebiliyorsun. Bir aşağısında onun Max E-Drive var. Onda 120 km bölü saate kadar sadece elektrik motorla gidebiliyorsun. Ama ani hızlanmalarda iki motor birden devreye giriyor. Bir daha bastığımda Save Battery diye bir özellik var. Onda benzinli motor kullanılıyor ve bataryayı şarj ediyor. Şey bu. Şimdi sürüş sırasında da şu ekran var. E-Drive. Onu buradan seçiyoruz. Mesela menüye geldiğinizde araç bilgileri, araç bilgilerinde en yukarıda gördüğünüz gibi E-Drive var. O ne anlama geliyor? Şimdi izleyicilerimize durur konumdaydık. D'ye aldım. Sinyalimi vereyim. Çıkayım. Hemen anlatalım. Hangi motorun, hangi ünitenin, hangi an devrede olduğunu gösteren bir sistem. Evet, sürüş sırasında bu E-Drive ekranı çok fonksiyonel. Size sürekli bir bilgisayar oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Ne zaman elektrikli motor kullanılıyor, ne zaman benzinli motor devrede, ne zaman her ikisi birden çalışıyor, ne zaman benzinli motor elektrikli motorun bataryalarını şarj ediyor. Onu sürekli takip edebiliyorsunuz. Aynı bir oyuncak gibi. Şu an elektrikle gidiyorum bakın. Sadece pil çalışıyor mavi. İleri ok çıktı şurada. Sadece elektrikli motorla gidiyorum. Ses sıfır, emisyon sıfır. Frene bastım, önüme bir araba çıktı çünkü. Şimdi gaza bastığımda bakalım ne olacak. Gaza bastım. Evet, turuncu benzinli motor devrede. Şu an onun gücü devredeydi. Sürekli değişiyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tam otomatik bir şekilde hibrit teknolojisinin son versiyonu BMW X5'te. Selim Bir Baba Oğul test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapalım. Bay bay. Bir sonraki Baba Oğul test videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bitti. Güzel bir çekim oldu. Otomobil güzel olunca çekimi de güzel oluyor, değil mi? Beğendin mi X5'i? Evet. Ben en çok hangi arabayı seviyorum? Söyleyeyim. Söyle tabii. Bunu. Bunu mu en çok? Evet. Evet. Gerçekten de yani 55 videomuz falan var şu an kanalda. Belki de benim de en çok hoşuma giden bu olmuştur diyebilirim.